Merhaba arkadaşlar. Omurgasız hayvanların sınıflandırılmasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki ne işleyeceğiz bu videomuzda? Bu videomuzda artık çeşitlerinde omurgasız hayvanların çeşitlerini bitireceğiz. Neler var burada? Solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler var arkadaşlar. Bunları işleyeceğiz ve artık omurgasız hayvanlar şubesini bitirmiş olacağız. Peki bundan sonra ne işleyeceğiz? Omurgalı hayvanlara geçiş yapacağız. Omurgalı hayvanları da işledikten sonra artık sınıflandırma konumuzu bitirmiş oluyoruz. Sınıflandırmadan sonra hala karar veremedim ekoloji işlesem mi işlemesem mi diye. Eğer ekoloji işlersem zaten ekoloji kısmı gelecek. İşlemezsem arkadaşlar ekolojiyi en sona bırakırsam bitkilere başlayacağız. Yani bitkilerin genel özellikleri işte bitki sistematiği bir nevi buna başlayacağız. Evet şimdi bakalım. Solucanlardan isterseniz başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle geçelim. Ekranın netliğini ayarlayayım. Evet. Şimdi bakın. Solucanları biz üçe ayırıyoruz. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olarak. Biz bunların genel özelliklerine baktığımız zaman basitten gelişmişe doğru arkadaşlar sıraladım ben burada. Solucanlar içerisinde yassı solucanlar en basit olanı. Daha sonra biraz daha gelişmiş olanı yuvarlak solucanlar, en gelişmiş olanı ise halkalı solucanlardır. Şimdi yassı solucanların genel özelliklerine bakalım. Arkadaşlar bunlarda 3 embriyonik tabaka vardır ve bilateral simetri görülür. O yüzden şöyle yazalım bakın. Bilateral simetri görülür. Bilateral simetri görülür. Bir diğer özelliğine baktığımız zaman arkadaşlar 3 embriyonik tabaka var dedik. Bunlar yassı yapılı oldukları için zaten yassı solucan olarak isimlendirilmiş. Bunlarda dolaşım sistemi yoktur. Açık dolaşım görülür. Dolaşım sistemi yoktur. Açık dolaşım görülür. Açık dolaşım görülür. Nedir açık dolaşım? Vücut sıvısı vücut boşluklarında dolaşıyor arkadaşlar. Damarların içerisinde değil. Biz buna açık dolaşım diyoruz. Daha sonra bir diğer özelliğimize baktığımızda vücutlarında tek bir açıklık vardır arkadaşlar. Tek bir aslında şey oldu birazcık anlatım bozukluğu oldu ama neyse tek bir açıklığa sahiptir. Açıklığa sahiptir. Anus ve anüs tek bir açıklığa açılıyor arkadaşlar. Daha sonra bunlar da gastrovasküler boşluk dediğimiz bir boşluk bulunuyor arkadaşlar. Dallanmış gastrovasküler boşluk bulunur. Dallanmış gastrovasküler boşluk bulunur. Boşluk bulunur. Bir diğer özelliğine baktığımızda bunlar arkadaşlar parazit olarak yaşayanlar da vardır. Normal yaşayanlar da vardır. Heterotrof zaten besleniyor tüm hayvanlar. Parazit olarak yaşayanları vardır. Mesela karaciğer kelebeği arkadaşlar. Nedir? Bir parazit olarak yaşayan yassı solucandır. O zaman yazalım. Parazit yaşayanları da vardır diyelim. Parazit yaşayanları da vardır. Vardır. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Bunlarda ip merdiveni sinir sistemi bulunur. İp merdiveni sinir sistemi. Sinir sistemi bulunur. Peki nedir ip merdiveni sinir sistemi? Arkadaşlar bu sinir sistemi şöyle bir şey. Şöyle düşünün. Şimdi şu bizim yassı solucanımız. Şu şekilde. Bir tane kağıda mı yazsaydım? Neyse. Yassı solucan arkadaşlar. Hatta şöyle çizeyim direkt. Şu bizim yassı solucan. Planarya dediğimiz mesela solucan. Bu yassı solucanın bakın şuralarında ganglion dediğimiz şöyle ganglion dediğimiz sinir yumakları var. Bu ganglionlar da şöyle geliyor orta tarafta birbirine birleşiyor. Şöyle birbirine birleşiyor arkadaşlar. Biz buna ip merdiven sinir sistemi diyoruz. İp merdiven sinir sistemi. Daha sonra bir gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar bunlar da merkezi sinir sisteminin İlk taslağı bu canlılarda görülüyor. Baş ganglionu vardır. Yani şu küçük ganglionlar haricinde bir de baş ganglionu bulunur. Baş ganglionu. Ganglion diyoruz biz ip böyle sinir yumaklarına. Bu ganglionlar ilk defa bunlarda görülüyor baş ganglionu. Dolayısıyla sinir sisteminin başı sayılıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım.
sinir sisteminin temelini oluşturur. Temelini oluşturur. Yani bu ilk defa burada görülüyor diyebiliriz, sinir sistemi. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar da boşaltım organı alev hücreleri dediğimiz hücrelerdir. Boşaltım organı alev hücreleridir. Alev hücreleridir. Örneklerini de verelim. Mesela karaciğer kelebeği, tenya, planaria, polikatlar arkadaşlar bu grupta olan canlılarımızdır. O zaman yazalım. Karaciğer kelebeği. Kelebek denildiğine bakmayın. Aslında bu bir yassı solucandır arkadaşlar. Tenya, planaria, polikatlar. Polikat nedir bunlar? Bizim yassı solucanlarımız. Evet, yassı solucanlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim yuvarlak solucanlar, yani diğer bir ismiyle nematotlara. Arkadaşlar nematotlar yani yuvarlak solucanlar bunlar omurgalı hayvanlara zarar veriyorlar. Çünkü bunlar parazit besleniyorlar arkadaşlar. Bunlarda yalancı solom dediğimiz solom bulunur. Vücutları silindirik şekildedir ve uzundur arkadaşlar. Bunlar da yine bilateral simetridir. İlk defa iki açıklıklı sistem bunlarda görülüyor. Yani ağız ve anüs farklı farklı açıklıklardır arkadaşlar. İlk defa iki açıklık yuvarlak solucanlarda görülür. Bakın yassı solucanlarda tek bir açıklık var. Yuvarlak solucanlarda iki açıklık bulunur. O zaman şöyle yazalım. Yine bilateral simetridir diyelim. Bilateral simetrilidir. Daha sonra şöyle yazalım. İki açıklıklı sindirim sistemi görülür. Sindirim sistemi görülür. Bu arada bu ilk defa arkadaşlar, unutmayın. Hemen yanına parantez içerisinde yazıyorum zaten ilk defa diye. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda yalancı solom bulunur dedik. Yalancı neydi solom? Vücut boşluğu değil mi? Yalancı solom bulunur. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine arkadaşlar. Bilateral simetri dedik. Vücutları uzun ve silindiriktir. Uzun ve silindiriktir. Şimdi yassı solucanları nasıldı? Yassı bir tabaka halindeydi ama yuvarlak solucanlarda vücutları uzun ve silindiriktir arkadaşlar. Omurgalılara ya da omurgalılarda parazit olarak yaşarlar. Parazit olarak yaşarlar, zarar verirler yani arkadaşlar onlara. Bunların duyu organları gelişmemiştir. Duyu organları gelişmemiştir. Şimdi ben burada parazit olarak yaşarlar dedim ama suda ve karada yaşayanları da var arkadaşlar. Ama bizi daha çok ilgilendiren parazit olarak yaşayan kısımlarıdır. O yüzden genel olarak parazit olarak yaşarlar dedik. Daha sonra gelelim. Bunlar ayrıştırıcıdırlar arkadaşlar. Yani besin döngüsünde görev yaparlar. O zaman yazalım. Besin döngüsünde ayrıştırıcı olarak görev yapar. Ayrıştırıcı olarak görev yapar. Şimdi biz ayrıştırıcılar deyince hep aklımıza mantarlar, bakteriler falan geliyor ama bu tür hayvanlar da ayrıştırıcı olarak görev yapıyor. Arkadaşlar, ayrı eşeylidirler. Bakın, ayrı eşeylidirler. Yani bunlar da hermafroditizm bu arada hermafroditlik yok arkadaşlar. Bazen söyleyemiyorum. Ayrı eşeylidirler. Evet. Daha sonra gelelim özel şeylerine, örneklerine. Arkadaşlar bağırsak solucanı. Bakın bağırsak solucanı. Özellikle bu hani kilo almayıp böyle çok yiyip kilo almayanlar var ya. Onlarda daha çok görülüyor arkadaşlar bu bağırsak solucanı. Özellikle çocuklarda oldukça büyük bir tehdit. Çocuğun kilo alamamasına, daha doğrusu hani kilo almayı da geçtim.
yediği içtiğinden faydalanamamasına sebep olur. O yüzden bağırsak solucanına mutlaka baktırmanızı tavsiye ederim. Eğer ki böyle bir şikayeti varsa çocuğunuzda veya sizlerde mutlaka bir doktora görünüp işte bir gayta örneği alınarak bakılmasını tavsiye ederim. Zaten ilaç veriyorlar. İlaçla çocuklar düşürüyor bunları. Daha sonra kıl kurdu, tirişin, kancalı kurt. Mesela arkadaşlar, kancalı kurt şu kirazdan, elmadan çıkan kurtlar var ya, onlar kancalı kurttur. Yani besin kurdurur aslında. Demek ki besin kurtları da neymiş? Birer yuvarlak solucanmış. Evet, böylelikle yuvarlak solucanları da bitirmiş olduk. Şimdi gelelim halkalı solucanlar, yani annelikler. Arkadaşlar, halkalı solucanlar, diğer bir ismiyle anneliklerin özelliklerine baktığımızda, bunların da vücutları aynı yuvarlak solucanlar gibi uzun. Bunlarda gerçek sölon vardır. Bakın, gerçek sölon bulunur bunlarda. Ayrıca bunlarda arkadaşlar, sırt taraflarında iki toplu bir beyin ganglionu bulunur. Yani şurada bahsettiğim baş ganglionu vardı ya, bunlarda bir taneydi. Yassı solucanlarda, ama artık halkalı solucanlarda ikiye çıktı arkadaşlar. Baş kısmında iki loblu beyin ganglionu bulunur. Beyin ganglionu bulunur. Baş kısmı dediğimiz arkadaşlar, bunlarda belirgin bir baş kısmı yoktur ama hani biraz daha vücudun uç kısımlarında olduğunu düşünün. Daha sonra gelelim. Bunların arkadaşlar bilateral simetri vardır yine. Bilateral simetrilidirler. Bir diğer özelliği ise bunlar da düz kaslardan oluşan arkadaşlar, çok sayıda halka bulunur bakın. O yüzden biz bunlara zaten halkalı solucandan diyoruz. Yani şöyle vücutları şöyle halka halka şeklindedir ve bu halkalar düz kaslardan oluşur. Düz kaslardan oluşan halkalar bulunur. Bu halkalarla peristaltik hareket yaparlar. Peristaltik hareket dediğimiz nedir? Solucanın hareketini düşünün arkadaşlar. İşte bir kısmı kasılırken bir kısmı gevşiyor. Biz buna peristaltik hareket diyoruz. Bu kaslar sayesinde peristaltik hareket yaparlar. Peristaltik hareket yaparlar. Hatta bizim sindirim sistemimizde de görülür bu peristaltik hareket. İşte bazı kasların kasılıp bazı kasların gevşemesiyle gerçekleşen bir harekettir. Besinlerin mideye iletilmesini, daha sonra bağırsaklar içerisinde ilerlemesini sağlar bu hareket. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, bunlarda da tabii ki ağız ve anüs açıklığı bulunuyor. Sonuçta iki açıklıklı sindirim sistemi ilk defa yuvarlak solucanlarda görülüyor. Halkalı solucanlarda da vardır. O zaman şöyle yazalım. Ağız ve anüs görülür. Bunlar da ilk defa, bakın, kapalı dolaşım sistemi vardır. Yani ilk defa vücut sıvısı damarların içerisindedir arkadaşlar. O yüzden gerçek anlamda ilk kapalı dolaşım bunlar da vardır. O zaman yazalım. İlk defa kapalı dolaşım görülür. O yüzden oldukça önemlidir yine halkalı solucanlarda. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, bunlar rejenerasyon yetenekleri vardır. Rejenerasyon yetenekleri vardır. Bu rejenerasyon yeteneği yassı solucanlarda da var. Onu da yazmayı unuttum ama arkadaşlar, solucanların genelinde rejenerasyon yeteneği var. Yuvarlak solucanlarda biraz daha böyle az görülür ama yassı solucanlarda, halkalı solucanlarda görülür arkadaşlar rejenerasyon yeteneği. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, bunların birçoğu hermafrodittir. Bakın, hermafrodittir. Ama kendi kendini döllemiyor. Neden? Çünkü gametleri farklı zamanlarda oluşuyor. Bu yüzden de arkadaşlar kendi kendini dölleyemiyor. Kendi kendini dölleyemez. Dölleyemez. Çünkü gametler farklı zamanlarda oluşur.
farklı zamanlarda oluşur. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar eğer ki suda yaşayanları varsa suda yaşayanları solungaç solunumu, karada yaşayanları da deri solunumu yapar. Suda yaşayanları solungaç, karada yaşayanlar deri solunumu yapar. Deri solunumu yapar. Örneklerini de verelim. Ha, boşaltım organı da söyleyeyim. Arkadaşlar boşaltım organı nefridyumlardır. Boşaltım organı nefridyum. Nefridyumlardır. Evet. Gelelim şimdi örneklerine. Örnek olarak toprak solucanı arkadaşlar. Sülük. Bunlar nedir? Toprak solucanı. Sülük. Bunlar bizim halkalı solucanlarımızdır. Hani bu tıbbi tedavide kullanıyorlar ya sülükleri şeyler. Hacamat diye bir tedavi yöntemi var. Hani duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Belki yaptıranınız da vardır. Bu hacamat tedavisinde arkadaşlar sülükler kullanılıyor. Pis kanı emiyor. Katılaşıyor bu sülük. Daha sonra bunu suyun içerisine bıraktığınız zaman o emdiği pis kanı tekrardan dışarı veriyor ve serbest hale geliyor. Artık kullanılabilir hale geliyor. O yüzden sülükler de tedavide oldukça önemli canlılardır. Şimdi gelelim yumuşakçalara. Arkadaşlar yumuşakçalar bir diğer adıyla molluska. Şöyle yazayım. Molluska. Evet yumuşakçalar. Yumuşakçaların genel olarak özelliklerine baktığımızda bakın solucanları bitirdik. Artık ayrı bir gruba geçtik. Yumuşakçalar arkadaşlar vücutları yumuşak ya da kabukludur bunların. Zaten o yüzden yumuşakça olarak isimlendiriliyor. Mesela iç kısmı yumuşaktır. Dışında bir kabuk bulunabilir arkadaşlar. Bazılarında ise hiç kabuk bulunmaz. Mesela salyangozu göz önünde bulundurabilirsiniz. O zaman yazalım. Vücutları yumuşak ya da kabukludur. Evet, ilk özellikleri bu. Gelelim ikinci özelliklerine. Arkadaşlar, bunların vücutlarında kabuğu oluşturacak manto dediğimiz bir boşluk bulunur. Manto boşluğu bulunur. Kabuğu oluşturacak manto boşluğu. O zaman da yazalım. Vücutlarında kabuğu oluşturacak manto boşluğu bulunur. Evet, bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunlarda da yine işte beyin bulunur, sinir kordonu bulunur, iç organları gelişmiştir ve bilateral simetridir. Ağızlarında radyola denilen diş benzeri çıkıntılar vardır. Bu solucanları böyle, salyangozlara yakından bakma gibi bir, unuttum söyleyeceğimi. Yakından bakabildiyseniz eğer arkadaşlar orada hani fark edersiniz böyle diş benzeri yapıları vardır. Bu diş benzeri yapıları sayesinde hatta açın internetten hani YouTube'da falan vardır mutlaka bakın. Görürsünüz orada diş benzeri çıkıntılar var. Biz buna radula diyoruz arkadaşlar. Diş benzeri çıkıntı. O zaman şöyle diyelim. Beyin ve sinir kordonu bulunur. Beyin ve sinir kordonu bulunur. Bakın gittikçe hayvanlar ne yapıyor? Gelişiyor değil mi? Basitten gelişmişe doğru anlatıyoruz zaten. İç organları gelişmiştir. İç organları gelişmiştir. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Bilateral simetridir. Bilateral simetrilidir. Bir diğer özelliğine baktığımız zaman arkadaşlar ağızlarında radula denilen diş benzeri yapılar vardır. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların da yine suda yaşayanları solungaç solunumu, karada yaşayanları da deri solunumu yapar. O zaman şöyle yazalım. Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar deri solunumu yapar. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların bir diğer özelliği nerede yaşadıkları önemli. Bakın çoğu denizlerde yaşıyor bunların. Aslında çoğu suda yaşıyor diyebiliriz. Hani bu
Salyangozlar falan hariç ama birçoğu suda yaşıyor. Eşeyli üreme görülür arkadaşlar. Sadece bakın salyangoz türleri karada yaşar ama çoğunluğu suda yaşar. Çoğunluğu suda yaşar. Eşeyli üreme görülür. Eşeyli üreme görülür. Hatta hatırlayın size evrimde bir şey anlatmıştım. Salyangozlarla ilgili hatırlıyor musunuz? Bu üreme engellerinden bahsetmiştik. Üreme engellerinde salyangozun birisi işte saat yönünde dönüyordu kabuğu, diğerinin saatin ters yönünde dönüyordu kabuğu ve böylece bir üreme engeli oluşuyordu. Salyangozu demişken o aklıma geldi. Hatırlayın arkadaşlar. Evet, gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, bunlar da mürekkep balığında ve ahtapotta kapalı dolaşım vardır. Bunun haricinde diğerlerinde açık dolaşım vardır. O zaman yazalım. Mürekkep balığı, bakın balık dediğimize bakmayın. Biz aslında böyle çok fazla kavram karmaşası yaşıyoruz. Mürekkep balığını balık zannediyoruz. Mesela yunus balığı diyoruz, balık zannediyoruz. Fok balığı diyoruz, balık zannediyoruz. Aslında bunların hepsi farklı canlılardır. Mesela mürekkep balığı bir yumuşakça, balık değil. İşte yunus ve fok birer balık değil, nedir? Memelidir. Bu yüzden de aslında TYT'de ve AYT'de öğrenciler çok fazla yanlış yapabiliyorlar. Özellikle memelilere geldiğimizde söyleyeceğim. Aşağıdakilerden hangisi yavrularını sütle besler diye bir soru çıkmış TYT'de. Ve herkes gidip farklı farklı bir şey işaretlemiş. Cevabın yunus olmasını bekliyor. Ama işte yunus suda yaşıyor, nasıl yavrusunu emzirir gibi düşünürken gidip farklı farklı şeyler işaretliyorlar arkadaşlar. Bizim bu şeylerden birazcık kurtulmamız gerekiyor. Mürekkep balığı ve ahtapot hariç açık dolaşım görülür. Açık dolaşım görülür. İnşallah atanınca öğrencilerimize doğru güzel şeyler öğreteceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar da arkadaşlar, bir de kabuklu olanları var. Kabuklu olanları mesela salyangoz, sümüklü böcek, bunlar da vücudun dışında kalsiyum karbonat yapılı bir kabuk bulunuyor arkadaşlar. Gelişimlerinde bunların deri değiştirme olayı, yani bu kabuk değiştirme olayları görülüyor. Bunu da söylemiş olalım. Hareketi sağlayan kaslı ayaklara sahiptirler. Onu da yazayım. Bakın mesela halkalı solucan, yuvarlak solucan, bunlar hep sürünerek hareket ediyor veya peristaltik hareket ediyorlar. Ama bunlarda ayak oluşumu var. Hareketi sağlayan kaslı ayaklar bulunur. Kaslı ayaklar bulunur. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, bunlar suda yaşayanların trofofor denilen bir larvası bulunur. Onu da yazalım. Suda yaşayanlarda trofofor denilen larva bulunur. Larva bulunur. Örneklerini de yazdık mı artık yumuşakçaları da bitirmiş oluyoruz. Nedir örnekleri? Zaten mürekkep balığını ve ahtapotu burada verdim ama yine yazayım. Mürekkep balığı, ahtapot, salyangoz, sümüklü böcek. Bunlar nedir arkadaşlar? Yumuşakçalar grubuna ait canlılardır. Evet, bizim yumuşakçalarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geriye ne kaldı? Eklem bacaklılar kaldı. Eklem bacaklılar kendi içerisinde ayrılacak. Bir de derisi dikenliler kaldı. Videomuz bayağı uzun oldu. 23 dakika oldu. Hatta 24 dakika. Videoyu burada keseyim. Bu iki canlıydı arkadaşlar. Bir sonraki videoda anlatayım. Hem sizi sıkmamış olurum, daha iyi olur. Sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.